Ay efendim yeni geldim evi. Ondan sonra e, Kızılaya gittim bir tane kota aldı. E, e, tabi mağazalara girince e, maskeyi e, taktım. Ondan sonra e, rujum da aldı. Ya kar yağıyor kar başladı vallahi şimdi. Ay ne olsun işte vallahi bir video çektim orada. Kısa bir video. Kızılay'da yürüdüm ama. Gerçekten. Kızılay, Ankara Kızılay efendim. Kalabalık böyle bir görseniz ne kadar güzel böyle. Kısa oldu oradaki videom ama olsun ne yapayım. Onu da az sonra şeye e, yükleyeceğim. Youtube kanalıma yükleyeceğim efendim. Ondan sonra dün de şey... E, Ha Ali, e, hayatım köpeklerimi kabul etmedi e, patron. Ya, Lavinia hoş geldin. Görünüyor mu Lavinia o şey? Görünüyor mu canım? Bu Hasan da beni mahvetti. E, görünüyor mu e, Lavinia? E, hoş geldin canım ya. Bur vallahi maskeden dolayı oldu yani bu rujum. Buraya kaydı. Lavinia gözüküyor mu canım o şey? Hani dünkü gözükmeyen. Rose çıkıyor mu altta Lavinia? Gene mi çıkmıyor? Ha. Vallahi bilmiyorum Şey değiştirdim. Yani değiştirdim derken öbür telefonumla gireyim dedim. Belki dedim şey olur dedim. Yani. Kota aldım hayatım. Kot yani kot dediğim e, göstereyim size. E, güzel. Aa şunu aldım efendim. Yanları desenli. A bak. Bunu aldım efendim Kızılay'dan. E gösterdim ya. Vallahi bilmiyorum ya. Ee, acaba Instagram sorun mu yaşıyor? Ee, bilmiyorum ama <laughs> bilmiyorum yani bazılarında çıkıyor. eşörtmen değil canım ne shortmeni? Aşörtmen mi bu? Aşörtmen mi canım bu? Bu aşörtmen mi? Ay görüyorsun değil mi Lavinia? Ay aşörtmen diyor. Aha işte. Desenine bakın. yağındaki deseni. E bunu aldım işte. Ha? Oğuz hoş geldin canım. Ay her şeyime bir kulp takıyorsun ha. Aşörtmen demez mi? Nerede aşörtmen oluyor? Almışım. İnsan hayırlı olsun güle güle. He. izledim Ama e, yayını bitirdikten sonra da Tülay hoş geldin. Yayını bitirdikten sonra da rozetlere baktım ama atılmış yani Lavinya. Demek ki kimin de çıkmıyor kimin de çıkıyor. Bak hala diyor ki e, şey e, Aşörtmen diyor buna. Aşörtmen değil canım. Ay bak Lavinia söylüyor. Lavinia söylüyor. Bu tayt tayt pantolon. Tayt olarak da giyebiliyorsun. Pantolon olarak da giyebiliyorsun. Ay şu yanlardaki deseni var ya senin. Bence ona lıkacağım ha. Vallahi billahi ya. Kalktı benim aldığım kotla taytı. Aşırtmen yaptı bana. E yok bence şeydedir Lavinia. Instagram'da bir sorun var herhalde ya. Bilmiyorum. Tam olarak. Abi bu sefer de çok güzel. Bu senin rengin. Bak. Tabi. Helal olsun Lavinia ya. Bak. Lavinia da beğendi. Bir de kalkıyor efendim. Bana diyorsun, diyor ki. Şey. Aşörtmen diyor. Kafama kendi e, iş, işlediğim, elimle işlediğim göz nuru, şallarımı takıyorum. Ona da havlu diyorlar, bornoz diyorlar. E desinler. Ben kendime yakıştırıyorum. Yani. E şal bana çok yakışıyor hayatım. Kim ne derse desin. Bo, yani diyorlar, sürekli diyorlar. Aa yine kafana bornoz mu taktın? Evet Lavinia aşırtmen diyorlar. Ben demiyorum abla sana her şey yakışır. Aa teşekkür ediyorum canım. Yok birisi oradan aşırtmen diyor hayatım. Almış olduğum taytımla e, pantolon. Hem pantolon olaraktan giyiliyor hem de tayt olaraktan giyiliyor. Ama aşörtmen değil. Sibel Baysalfan. Hoş geldin. Kız e, kırmızı e, rujumu Kızılay'a gittim. Ankara'nın en işlek yerine gittim. Orada gezdim böyle. Çekim de yaptım biraz. Onu atacağım YouTube kanalıma. Ondan sonra e, mağazaya işte giriyorsun ya giyim mağazasına. E, maskeyi diyor takınız diyor. E maskeyi de takınca e ne oldu maske? Ruj oldu. Dudağımdaki ruj maskeye geçti. Fake hoş geldin. E bir de şey maskelere baktım böyle güzel renkli böyle bez maskelere baktım da e, dedi ki Sibel Hanım dedi haftaya gelin dedi. Bir ara almıştım ya böyle e, kırmızı takıyordum kaybettim onu ya. Cık. Evin içinde mi yoksa başka bir yerde mi vallahi ne bileyim kaybettim çok seviyordum o maskemi. Haftaya tekrar gideceğim kızılaya da alacağım oradan bez maskeyi. Çok seviyorum onları ben. Ha şimdi derler ki ne? Ee, ko <laughs> bak. Kotonu <laughs> şey ko kodu da şey. Ee, yırtık. E moda? Moda? <laughs> İyi yayınlar diliyorum. Solistim hoş buldum demiş. Canım benim. Kim benim canım. Canım arkadaşım benim. Kar yağıyor kar. Evet tam böyle ee, şeye girdi, sokağa girdi, kar yağmaya başladı. Dün de balık kızarttım kızlar, ee, hamsi balık almıştım, kızarttım ama güzel temizledikten sonra yıkadım. Unladım. Biraz dedim ee, şey olsun. E, yas, ya, e, mis. Mis kraliçem. Selam soru demiş. Hoş geldin canım. Ben de iki tane de acı biber vardı. Cin biberi vardı. Ondan sonra balık dedim hani e, kuruyana kadar onunla e, Yağı da tavaya koydum kızgınlaştırdım. E, biberi attım. Ay biber de zehir gibiymiş efendim. Ardından da balığı attım. Dün dedim ki ayran e, sütünün yanında dedim. Bir tane aldım. Acı. Ondan sonra neyse gelirken de bol limon aldım şimdi. O limonu da o balığın üzerine sıktığım zaman nasıl e, o zaman e, acısını biraz alacak yani. O kadar emek verdim. Kızarttım. Niye dökeyim? Yani Ay Yıldız Halit hoş geldiniz efendim. Başkent Ankara'nın karlı havasından Sibel Baysal'a hoş geldiniz efendim. Kutay Sez. <laughs> evet yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Ha? Lavinyacı, bandırma mıydı? Balık miydi? Balık herhalde. Orada havalar nasıl? Burada kar başladı. Ankara'da. Aygünur da işte de ee, saat kaç ee, saat dörde e geliyor dörde geliyor aa orada iki orada iki ben de Ankara'lıyım demiş ee, Ankara'da yaşıyorum sen neresinde abla ben e, şeyde Çankaya'dayım canım Çetin emeş Bulvar'ındayım Le, Laura hoş geldin. Ondan sonra e, seçkin demiş ki iyiyiz papatya demiş. Ha soğuk demiş Lavinya. E, yani yağış falan yok diyorsun değil mi? E Burada başladı ben. E, bir de karı da seviyorum. Sincan. Ha, Sincan neresi canım? Fatih mi? Lavinya e, kalp bırakmış. Güzel yerdesin abla. Çankaya tarafı. Aman güzel kardeşim şu evimde biraz haciz olayı olmamış olsa yani icralık olmamış olsa yemin ediyorum e, gideceğim şeyden e, Batı kent tarafından Akgür tarafından yeni mahalle tarafından bahçeli ev almayı düşünüyorum sırf köpeklerim için ve artı böyle e, maydanoz ekeyim marul ekeyim salatalık ekeyim yani ee, çiçekler güller ekeyim günleri de ekeyim sulayım yani çok seviyorum gerçekten İnşallah bir yapılandırma çıkar da e, yapılandırma çıkarsa bu evin de icrası kalkarsa o zaman burayı satacağım gideceğim oradan e, bahçeli ev alacağım yani evet bahçeli ben çok seviyorum hem köpeklerim rahat eder. Gerçi köpeklerim de şu an rahat ediyor da. Ee, çünkü hemen oturduğum e, e, evin hemen şu arkası vadi. eveşler Vadisi. Neziha hoş geldin. Oraya çıkartıyorum, sokağa çıkartıyorum. Tabii. 7-24 arkalarındayım. Tabii canım ben çok seviyorum. ikisini birbirinden seviyorum. Aruşka beyaz olan köpeğin bestami de Çin Pekizi, pekinizi. Tabii. Onlar olmazsa ben zaten hayatta olmam. Ya. O yüzden onları ben çok seviyorum. Böyle şeydeyim, mutfaktayım, yemek tarifi yapıyorum, videosu çekiyorum. Burayı iyi dinleyin ama. Ondan sonra yemek videoları işte montajlandı. En son ekmeğe dedim hani böyle e, kesim dilim dilim yapayım dedi. bıçak e, parmağımı kesti parmağımı kesti ondan sonra e, Kuçka da geldi Aurora yardımcı olmaya çalıştı sen biliyorsun değil mi Lavinia teşekkür ediyorum ondan sonra efendim o görüntüyü almışlar e, göndermişler şeye Sinem Umaşa e, Sinem Umaş da bunu yayınlamış. Ondan sonra Tarım-Orman Bakanlığı'ndan e, geldiler. E, Aruşka, Bestami beni aldılar götürdüler. paparon Paparonhane'ye. 6 saat kaldık oradan. Ha iyi davrandılar ama bize. Su da verdiler. Çay da iç, e, ikram ettiler. Ondan sonra Allah'tan e, geçen e, sene de e, yine Sinem Umaş bir de bu Viyana'da yaşayan e, bir malum şahıs tarafından... Yine iftira atıldı köpeklerime. O zaman e, şimdi konuşmadığım Buket e, Asi de geldi. E, gittik gerekli muayenelerden e, geçtiler. Sağlıklı çıktılar. Ondan sonra e, o zaman öyle bir para cezası falan vermediler bana. O Orada olan ho hoca, Tarım Bakan, Orman Bakanlığında görevli hoca e, geldi bu ikinci olayda. Dedi ki Sibel dedi ben seni tanıyorum dedi köpeklere ne kadar iyi baktığını ben biliyorum dedi. Ondan sonra e, kaptılar bana e, 1500 TL para cizası yazdırdılar. Bu yeni olay yeni uğraşmayın arkadaşlar benimle ya uğraşmayın ya tanımam etmem arkadaşım ben seni ya veya sizleri ben tanımıyorum. Niye uğraşıyorsunuz yani? E yazık günah değil mi? 1500 TL. E ben de gittim itiraz ettim. E bekliyorum. Artık karar ne şekilde çıkar? Ee, belki itiraz ettiğim yer bozar, kaldırır. Belki de ödeder bana. E yazık günah değil mi efendim? 1500 TL. Artı çocuklarımla orada 6 saat kalıyorum ya. İşte o hoca beni tanımazsaydı. Çünkü biliyor benim köpeklerime ne kadar iyi baktığımı. Ben yemiyorum yediriyorum ya. Bunlar var diye ben yaşıyorum. Yapmayın ya. 1500 TL bana ceza aldıttırdınız. Altı saat orada kaldık. Ağlayacağım şimdi ya. Bunlar bana bir arkadaş, bana bir e, yoldaş ya. Kız ben zaten e, Sinem Umaş hakkında dava açtım. İftira attı diye. Dava sürüyor. Buket de buna şahit. Buket, de, Buket kendi de ifade verdi şahit olarak. Haksızlık yapıldı dedi Sibel Baysal'a. Ben biliyorum dedi. Sibel Baysal köpeklerine dedi. Ne kadar yemez yedirir. Evet istediğim kadar kendisiyle aram bozuk olsun ama Allah için konuşurum. Tabii Buket benim arabam bozuktu çalışmıyordu. Geldik arabasıyla beni götürdü çocuklarla beraber il, sa il sağlık mı o buket biliyor e, dava sürüyor bukete şahit tabi tamam ondan dolayı 1500 TL o görüntüyü niye o gönderiyorsun yayınlaması da e, şey hoş bir şey değil yani e, cumukta suç sayılıyor Yayınlaması. Gel kızım. Yayınlaması suç ve o videoyu ona gönderen hakkında da zaten şey yaptı. Şikayetçi oldu. Bana neler yapıyorsunuz? Hadi ben tamam. Bana yapın. E benim köpeklerimden ne istiyorsunuz? Önceki o Buket'in e, gelip bizi buradan işte e, götürdüğünde e, ki iftirada şu şekilde. bak bakınız efendim ben Putkalıyım. Ben Putkalıyım. Ben güya e, Funda hoş geldin. Ben güya e, Aurora'yı kolilemişim. Bak bak. Aynen Aysel. Aynen canım benim. Gel kızım gel. Gel. Tamam gel buraya. Sen de görün gel. Gel. Gel seni de mi anlatayım. Tamam anlatacağım şimdi dur. Ha. Ondan sonra ee, ne anlatıyordum ya? Ha. Göya Aurora'yı kolilemişim. Ben put kalıyorum. Ondan sonra Beysami'de sıcak suda Kaynatmışım. İftiraya bakar mısınız efendim? Bukete biliyorsunuz hayvan sever. Şahit oldu. Valla Aysel. Şimdi. İzmir'de olan Hande. Ben e, Facebook'ta canlı yayındaykeni telefonla beni aradı. O söyledi. Onun iddiası. Benim iddiam değil. Canlı yayında kendisi söyledi. Hande söyledi. Yani. Hoş geldin Soylu. Evet Aysel. Putkalı olduğum halde köpek demek. Ee, putkalı olduğum halde Aurora'yı kolilemişim. Bakınız efendim. Atılan şeye bakın yani. Ee, şey o hani ismini yazdığın kişi var ya, onunla konuşmuş, o da demiş ki, ee, ben demiş Sibel'e şakasına söyledim demiş. Nereden ee, bileyim inanacağını, gerçeği çekeceğini diye kıvırmış Hande, Kelaynak'a. Kelaynak onu aradığında, neden benim hakkımda Sibel Baysal'ın yayınına katılıp da böyle böyle söylüyorsun dediğinde... O da demiş ki ben esprim ayetinde... ...Kelaynak da demiş ki... ...böyle şeylerin... E, ...şeyi mi olur, esprisi mi olur... ...başka espri mi bulamadın? Demiş. Yani. Bir de arkadaşlar şeyi soruyorsunuz, işte Şahmeranla aran nasıl? Yani benim Şahmeranla aram iyi. Ben Şahmeran kadar delikanlı bir kadın görmedim. Ha aramızda daha önceden madilik oldu mu? Oldu. Ama ne için? Benim iyiliğim için dedi. Benim çark kazinosuna çıktığımda çor yapıyordum ben. Şahmaran bana dedi ki: "Bak kızım dedi. Yıllardır dedi Cezayir'lerinde yattın dedi. Yapma dedi. E şimdi o insana ben kötü diyebilir miyim? O insanda vicdan olmazsa bana bunu iyiliğim açısından söyler mi? Hangi biri bunu ya bana bunu söyledi? Şahmaran söyledi. Ya o yüzden o konuda takdir ediyorum Şahmaran'ı. Ha benim iyiliğim için yani normal kolini yap dedi. Çor yapma dedi. Yıllardır dedi yattın dedi. Bu benim iyiliğim için. Hangi biri bunu arkadaşım söyledi bana? Çünkü ben köpeklerime iyi baktığım için. Ben yemiyorum Aysel. Onlara yediriyorum. Tiki hoş geldin. Daha geçenlerde e, ee, Günnur. da Allah razı olsun. 700 e, TL'lik mama gönderdi. Evet. Bunlara bir sürü mamaları var. Vallahi billahi kendi internetten bir tane şampuan. Aa şöyle getireyim göstereyim veya sizi oraya mı götüreyim veya getireyim göstereyim bekleyin geliyorum. Bakınız efendim. Bakınız. Şu refleks ödül kemiğinin içerisinde ne var? Hijyenik açısından bakınız efendim. Neler neleri, neleri düşünmüş Gündür? Bak. Üstünde ne yazıyor ben okuyayım. Bunlara varana kadar. Ay ne düştü ya? Tabakan düştü. Şöyle koyayım da. Ha. Ondan sonra şundan 16 tane yaş mama refleks almış, siparişini vermiş. Geldi yani zaten. Şampuan, köpek şampuanı. Yüz tane ödül kemiği bunda. Yüz tane de bunda. Ödül kemiği. Artı. Birer tane vereyim bari size durun. Az önce de verdim de. Birbirlerinizinkine şey yapmayın. Şu senin. Tamam. Bu da senin gel arış. Al al al. Al kız. Al oraya atını. Bir de efendim. Bu da bu da şey. Refleks ödül kemiği. Bundan da iki kutu gönderdi. Bir kutusu bitti. Şimdi günde beş tane veriyorum. Bir. 2 3 aynen 3 4 5 gel bestami 7 şimdi Aruşka'ya gel Aruşka 1 2 3 4 5 şu da Aruşka'nı ha ya Gülnur'dan Allah razı olsun. Yani bir deliklerini ki etmiyor valla. İyi baktımdan dolayı Aysel'cim işte. Ondan dolayı. Hazmedemiyorlar, çekemiyorlar. İlla bir şey e, atmaya, çamur atmaya çalışıyorlar. Aslına bakarsanız 7-24 ben bunların arkasındayım. Ayrıca bir de dışarıya çıktığım zaman gidiyorum tavuk alıyorum, kanat alıyorum, tavuk ciğeri alıyorum, taşlık alıyorum. Onları da kaynatıyorum böyle güzelce şey yapıyorum, veriyorum. Ya sadece bunlarla değil yani ekstra olaraktan da gidip alıyorum, gediriyorum yani şey yapıyorum. Tabi o yüzden dedim ya tabakam düşmüştü. O yüzden e, aynen e, iyi baktığımdan dolayı demek ki öyle şey yapıyorlar. Ha bir de e, kapının önünde zaten e, daha videoyu e, yüklemedim de ama önceki videolarımda gösterdim. Binanın önüne de e, şey yaptırdım. Nasıl benim adıma Azerbaycan'da köpek kulübesi yaptırmış. Ben de merhaba Görkem hoş geldin canım nasılsın iyi misin? Aynen, aynen Cemile, aynen canım benim bir tanem aynen. Ee, binanın önüne efendim, marangozcuya gittim, kulübe yaptırdım. sokak hayvanları için. Kedi olsun, ee, köpek zannetmiyorum, büyük köpek giremez çünkü yaptırmış olduğum kulübe fazla büyük değil yani. E, girse girse kediler girir, girer. Ee, oraya da ayrıca mama çıkartıp koyuyorum. Tabi. Kuru mama koyuyorum. Ha, Emir teşekkür ediyorum. Ha, Emir derken bir tane de Emir Ulusoy vardı. Cansel Atman vardı. Efendim ikisi İzmir'de. E, benim köpeklerime mama gönderiyorlardı. Ondan sonra birden o kel aynak var ya dediğiniz kel aynak. Öncelikle Sibel Baysal'ın köpeklerine gönder dedi, gönderin dedi. Ondan sonra onlara göndermeyin dedi. Artık onlar da göndermiyorlar. Ne Emir Ulusoy ne de Cansel Ahman. Ya önce gönderttiriyordu. Kız kelaynak dediğim okşan işte. Aa, bu Hande'nin bana söylediği şeyi ben de ona konuştum için o da e, onun da zoruna gitti. Ya ondan dolayı Cansel'e şeye de demiş ki. Ayşegül hoş geldin. Cemile ne yazmış? Ne kadar hayvana su, yiyecek verirsen ayret onlar sizin karşınıza çıkıyor. Aynen aynen yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz. E tabi yani şimdi oraya kulübe yaptırdım. Evin önünde binanın, binanın önünde bahçe var böyle küçük bahçemiz var. Ondan sonra arkada da büyük bahçemiz var yani binaya ait. Ondan sonra e, şeye küçük kulübeyi yaptırdım, e, çıkartıyorum iki günde böyle kurumama koyuyorum oraya. E, sadece e, sokak hayvanları için yani yaptırdım o kulübeyi. marangocuya yaptırdım. Ee, şey bir kedisi varmış herhalde onun ee, şey hmm, ismini unuttum valla ayran içiyorum canım evet ee, neydi ya <laughs> muzamman mı muzanmam mı öyle bir kedisi varmış yani Hı -hı. ismi mu mu muazza muazza herhalde Ha, Muazza değil mi? Ya. Tabii. Bir de ben Tarsus'tayken Mersin'de Tarsus'ta ben sahne çok yaptım orada. Böyle o zaman afişlerim asılıyordu. Yani sadece benim değil sana solistlerin caddelere, duraklara, ne bileyim işte işek caddelere böyle duvarlara asılıyordu. Sadece gazinonun önünde değil yani. O zaman e, Sibel Taşkın olarak böyle siyah saçlıydım. E, sahne yapıyordum işte Tarsus'ta. Bir günde şeye gittim. E, yılanların başı Şahmara'nın e, öldüğü hamama gittim. Ondan sonra bir baktım orada kan var. Oradaki görevliye dedim ki bu kanı neden dedim hani temizlemiyorsunuz dedi. Bu dedi Şahmaran'ın kanı dedi. O kadar temizlemeye kalktık ama kan gitmiyor dedi. Şahmaran, yılanların başı Şahmaran'ın öldürüldüğü hamama gittim. Bir de Tarsus'ta Esabil Kef var. Oraya gittiniz mi efendim? Esabil Kef. ada dersiniz adak oraya. Ev kef yani. Gel kızım gel. Yok yok yok. Ama bak anne bak burada konuşuyor. Gel yanıma. Gel. Gel yanıma. Gel gel gel. Burada kedileri sevmiyor efendim. Kedileri. Tamam gel. Bak ne vereceğim sana. Buraya gel. Bak ne vereceğim gel gel. Kedileri de sevmiyor hayatım. Şimdi dedim ya kedilere ama veriyorum diye. Mağaraya indim. Tabii ki Esra Bilkefi diyorsun değil mi? Tabii. Tabii ya o o küçük e, şeyden, o delikten de geçtim günah deliğinden. Eğer günah işlemişsen giremiyorsun o delikten. Ama ben geçtim o deliği günah deliğinden. Tabii çoğu kadın ge geçemedi insanlar. Gördün? Ya. Fatma hoş geldin canım, hoş geldin. Metin hoş geldin. Tuğana merhaba. Ben de geçemedim demiş. Tabi her insan geçemiyor. Aynen aynen canım, aynen Kutki. Metin sen ne iş yapıyorsun? Uzun zamandır benim, benim e, YouTube kanalımda da abonesin. Burada da her yerde. Tüm sos, sos e, tüm sosyal medya hesaplarımda e, şeysin merak ettim yani e, hangi ilde oturuyorsun ve ne iş yapıyorsun Semi hoş geldin yok Metin Özmen'e sordum Burcu ya hoş geldin canım yok yani e, efendi bir insan bir efendi bir insan da. Ee, güzel yorumlar yapar. Mesela yayınlarımı izler. Youtube'de e abonedir bana kanalımda. Merak ettim sadece. Hani nerede yaşıyor? Ben kendi sesimi biliyorum. Cevap veremeyeceğim. Ben kendi sesimi, yani beğeniyorum kendi sesimi. Çok da güzel okuyorum ama şarkıları. Eee. Canım o kağıtçılığa başlamış. Hurdacılığa. Doğan'a demiş ki kaçta uyandın ablacım demiş. Yok gitmeyeceğim. Cık, gitmeyeceğim. Gitmeyeceğim hayatım yani... Belgenin sesi kullanılsaydı gidecektim. E ama yani orada kendisi okuyor. Başrolde oynayan kız okuyor. Niye gideyim? Cık. Dilbera'ya gittim. O da öyle. Bir sanatçının hayatını filmde oynayabilirsin. Eğer ki o sanatçının hayatını filmde canlandırıyorsan oynuyorsan okuyacağın şarkı o sanatçının sesinden olmalı. Ki film ancak öyle güzel olur. Anlamlı olur. Yani. Ama kendin okursan olmaz. Ben Dilberay filmine gittim. Bergen filmine gitmiyorum. Çünkü kendileri okuyor. Hayır orada Dilberay okuyacaktı. Ne oldu kardeşi? Ebergen de de yıllar affetmezi yine başkası o, o başrolde olan kız okumuş. Ondan dolayı gitmiyorum. Vallahi Müslüm, Gürses, Orhan Gencebay, Dilberay, İbrahim Tatlıses yani öyle bir teklif gelirse bana e, tabii ki yani ben niye hayatım e, zaten benim hayatım film olmuş bir yönetmenden bana teklif gelse vallahi kabul ederim yani hiç para vermiyorum dese hayatımı orada çeksin filmimi para da vermesin bana. Kabul ederim tabii ki. Benim kendi öz abim de e, John dizilerde oynuyor. Ondan sonra e, bir zamanlar Çukurova'da Adana'da abim. Orada oynuyor. Geldi, geldi. Anlaşamadım canım ya. Anlaşamadım derken yani e, Ankara'da çekilmeyecek. E, i̇ki tane köpeğim var. Nasıl bırakayım yani? Ankara dışı dediler bana. O yüzden olmadı. Gazino gibi. Eskişehir gazinosu gibi. Eskişehir gazinosundaki patron da Altı, gazino üstü pansiyon iki tane köpekle geleceğim diyorum. E, köpeğim var bırakamam diyorum. Kabul etmiyor. E o zaman ben de dedim sözleşme yapmıyorum dedim. On bir günlüğüne bunları kabul etmedi ayol gazino sahibi. şey kız beni beni mi canlandırırsa mı şey e, şu mahsun kırmızı gülle bir filmi olan e, güneşi gördüm ve o hani güzel gözlü bir sanatçı kadının adı neydi biliyordum da unuttum ha Bilen var mı? Mahsun Kırmızı Gülün Güneşi gördüm filmindeki o başrolde oynayan e, oyuncunun adı neydi? O, o yapabilir beni. Heh, o güzel gözlü var ya, şöyle iri gözlü sanat şey oyuncu. O benim hayatımı güzel canlandırır işte. Emel hoş geldin canım. Ha kolim var da e, canlı yayında kolik kesiyorum. Kapıya dizildiler. Kız nerede kız? Aman sende. Muratçım e, sana cevap veremeyeceğim canım ya. Ya dilerim 10 tane gelir. Demet Evgar bravo sizin bravo canım Murat beni almış hoş geldin harika avcıya benziyorsun solistim demiş Rojda teşekkür ederim evet Demet e Demet Evgar o canlandırır işte beni hayatımı güzel yapar yani güzel oynar her filmi her oynadığı diziyi şey yani kaçırmam izlerim yani bir arada şeyde oynadı o, parmaklar ardında var mıydı o yoksa avluda mı vardı? Avluda vardı değil mi? Vallahi iyiyim e, canım benim, e, nasıl e, Sibel ablacığım demiş de iyiyim canım benim. Oynadı, oynadı olur mu? Aa, güneşi gördüm de oynadı Demet ev, Evgar. Oynadı canım. Hem de başrolde oynadı. Masum kırmızı gülüm karısı eşiydi. Oynadı, oynadı. Oynamaz olur mu canım benim bir tanem? Oynadı. Aha. Vallahi bilecek mi? Ee, bir evet, Mahsun Kırmızı Gül'ün e, karısı rolündeydi. Doğru Cemile. Vallahi biricik geçenlerde beni aradı. Türbanlıydı. Evet, evet. Konuşma şivesi falan yani çok süper bir oyuncu ya. Biricik beni aradı efendim geçenlerde <laughs> huzur evinde bir haftalık izne çıkacak bana gelecek. <laughs> Canı sıkılıyor orada tek başına. Ben de dedim gel dedim. Eylem Emer hoş geldin canım. Ee, gelsin tabii ki yani ben e, Biricik'le cezaevinde yattım ben. Kocaeli Kandıra cezaevinde. Orada tanıdım ben Biricik'i ve orada bakıcılığını gönüllü olarak üstlendim. Cezaevi müdüresi beni çağırdı. Yapacağım, evet, sizin. Akşama diyor. Ha, şey. Yok yok, balığım var. Hamsi balık. Ha ha. Limon aldım. Meral, hoş geldin canım. Ee, abla Ankara'nın neresinde? Ben de Ankara'dayım. Gerçekten fanınım. Ee, şeydeyim, Çetin Emeç Bulvarı'ndayım. Çankaya. Öveçler Vadisi'nin hemen yanında. Aa teşekkür ediyorum canım ya. Valla karlı havada da yani aslan sütü iyi gidiyor. Valla o dediğini ben izlemedim. Şenay hoş geldin canım. O dediğini ben izlemedim yani. O konuda ben şimdi nasıl yorum yapayım? Bilmediğim bir şey hakkında görmediğim, izlemediğim bir şey hakkında yorum yapamam ki. Peart, hoş geldin. Ozan, hoş geldin. Yani efendim şimdi izlemediğim bir şeyde de nasıl yani yorum yapabilirim ki buna? Mümkünatı yok. Şenay demiş ki e, hoş bulduk ablacığım. Bugün harika görünüyorsun gene. Teşekkür ediyorum Şenay'cığım. Canım benim bir tane. Yani hep soruyordunuz, soruyordunuz. Ben de söz verdim. Dedim ki ne? Saçların da güzel olmuş. Güle güle kullan. Dün de bana kol atıyorlardı. Prasaya benziyor diye. Teşekkür ediyorum vallahi o güzel iltifatın için. Evet hep merak ediyorlardı. Ben de dedim ki eğer dedim o parayı benim hesabıma rozet parası yatarsa söz veriyorum sizlere söyleyeceğim dedim. Evet. Toplam tahmini kazanç olarak yazılan 304 dolardı. 2 ay bekledim ve baktım ki gelmiyor. Umudumu kestim. Birkaç gün yayın açmadım. Moralim bozuldu, üzüldüm. Ayın üçünde, Mart'ın üçünde ödeme yapılmış ve bugün gittim çektim. Ne kadar çektim? 304 doların 204 dolarını Instagram aldı, 100 dolar da bana verdi. Dünkü açmış olduğum yayında da hani e, daha önceden e, e, altta yazıyor ya işte Sibel Baysal'a destek amaçlı rozet satın alın diye e, çoğunluklu izleyicilerim dedi ki çıkmıyor Sibel ama e, günur da kalktı oradan şey yaptı e, üç tane rozet attı. Üç tane rozet attı, çıktı. Şey yani rozet. Demek ki yani Instagram güncelleme mi yapıyor bu konuyla ilgili şeyle rozetlerle ilgili? Anlamış değilim. Ama ben söz verdim size dedim ki ne? Açıklayacağım, söyleyeceğim. Evet, toplamda 304 dolarım vardı benim orada. Ama 100, 204 dolarını kesmiş. 100 dolar bana ödeme yaptı. Bugün çektim. Ha, Günnur'un atmış olduğu 3 tane almış olduğu rozet 5 euro oradan da kesiyor. Düşünün. Bak hem oradan kesiyor atılan rozetten de alıyor. Hem de bende biriken tahmini işte 304 dolardan 204'ünü kendi alıyor. 100 dolarını bana veriyor. Buna da şükür. Ama bu kadar da olmamalı bence. Lavinia. Yani Allah bereket versin. Tamam bir şey demiyorum. En azından bir ...arabamın elektrik aksamı var... ...altı yedi yüz milyon... ...harcayacağım... ...götüreceğim tamire... ...ama yine de şey... ...yani çok kesiyor... ...onu demek istiyorum... ...yoksa hani ben... ...azı bulamayan... ...aza kanaat getirmeyen çoğu bulamaz... ...tabii ki Allah'a şükürler olsun... ...tabii ki bunlar sayenizde oldu... ...sizin desteklerinizde oldu... İnkar da edemem... ...ama çok kesmiş yani. O yüzden. İşte bir tane şey aldım. O kota benzer. Tight. Hem tight hem kot. Onu aldım. Taks parası bir, bir, sürü tuttu. Ondan sonra e, bir de aslan sütü aldım gelirken. E, sigaram yoktu. Sigara aldım. E, bunlara da e, tavuk aldım. Ben de dünkü yaptım balığı yiyeceğim. Bunlara da tavuk aldım. Tüm tavuk. Aldım haşlayacağım vereceğim. Köpeklerime. Neyi araştırdın mı Şenay? İdil Kar hoş geldin canım. Neyi araştırdın mı canım? Atladı mı acaba? Yukarıya mı çıktı? Neyi araştırdın mı? Hani Tekrar yazarsan ben de cevap vereyim sana. Hay bu iki ayda olan. iki ay. Ayda değil bu. İki aya vursa. Yani şu an dolar ne kadar mesela? 100 dolara hemen girelim. E çok alıyor işte. Çok alıyor. Çok kesiyor. Yok hayatım orayla irtibat gide irtibata giremiyorum. 100 dolar ne kadar yapıyor? 1 milyar yani 1400. 1400. Normalde 304 dolar nerede? e, kes de, 100 dolarını kes de bari 200'ünü bana verseydin. Bir de yapılandırmam var efendim, vergisi, bilmem neyi, en azından orayı da öderdim. E buna da şükür, ne diyelim. Emeklerine acımıyorlar insanların aslında. Şşt. Kim gelmiş? Damla, hoş geldin Damlacığım. Bestami Baysal 31 hoş geldin canım. Yani buna da şükür. Lavinia'nın dediği gibi. İki ayda efendim. Yani şimdi 1 milyar 400 yazıyor burada. E, i̇ki ayda 1 milyar 400'ün yarısına kadar 700 mü yapıyor? Yok. Ne kadar yapıyor ya? Evet. Yani ayda 700 deli. İki ay oldu çünkü. İki ayda bir ödeme yapıyor bu. Adim hoş geldin canım. Yo. Atılıyor atılıyor. rozet, rozet şeyim açık. Rozet şeyim açıkla Lavinia bir izah eder misin sana zahmet canım ya. Ha yok sizin. 1400'ün yarısı 700. Sen 1200 e, olabilir. Yanlış anlamış olabilirsin. Abla e, demiş Yok yok Duygu iyi yayınlar demiş. Hoş geldin canım benim bir tanem. Yok dün de öyle oldu da şimdi Lavinia açıklamalı yazar, ben de okurum. Dün de öyle oldu ama e, Villeroy, Angela, Günur aldı rozeti. Rozet açık ama bazı tellerde kapalı güncelleme gerekiyor demiş Lavinia. Yoksa dün e, atıldı değil mi Lavinia? Hem Günnur attı aldı hem de e, Angela Vilerio'yu aldı. Aha. Durum yani e, para kazanma durumu e, açık uygun yani şey aktif yani. Evet sevgili fanım e, Bestami Baysal e, çok teşekkür ederim Lavinia demiş. Evet Lavinia Lavinia çok delikanlı. Hanımefendi bir kadın, işe gücü rast gelsin. Gerçekten. Çok merhametli. Ya en son şeyi sordunuz bana ya. Ben orada e, başka bir cevap verirken e, Mahide'yi Evet, lavinya attı bana. Eee Maide'yi engelledim efendim, engelledim. Moderatör yaptım onu. Abla günaydın. Kız ne günaydını? Ha yurt dışından mı katılıyorsun? Ha günaydın canım, günaydın. Got more mu diyorlar, ne diyorlar? Thank you. Tabii canım orada belki Amerika'dadır. Mesela Hollanda'da Günür'ün orada. iki saat geri Türkiye. Saati. Belki bu hanımefendi de e, Amerika'dadır. Şu anda Amerika'da herhalde sabah mı? Ha bilmiyorum. Ela tabii ki. Tabii seni e, asla kırmam, kaldırırım. Mahide'nin engelini e, Lavinya tabii ki sen söylediğin kaldırırım. Bilmiyorum dün bana bir şey mi söyledi de ne oldu ben anlam veremedim yani e, anlayamadım. Hani neden yani? Çünkü onu ben e, diğer e, sosyal medya Hesabımda da moderatör yapmıştım ben onu. Bir kötülüğünü de bir görmedim ama neden öyle oldu acaba? Vallahi an, anlam veremedim yani. Tabii ki kaldıracağım, Lavinia rahat ol. Bu videodan sonra hemen kaldıracağım engelini. Evet, kar da hızlandı efendim. Ne kadar güzel yağıyor. Gerçekten. da şeyde e, işte e, şu an saat burada dört buçuk. E, orada da iki buçuk. Beş gibi gelir. Yani Bayram Uysal, hoş geldin canım. Nasılsın, iyi misin? Bu da benim çok eski takipçim efendim. Tüm sosyal medya hesaplarımda, YouTube'de abonedir bana. Nasılsın, iyi misin Bayram Uysal? Bu benim başıma bela mısın sen Nasıl sevdiğimi biliyorsun sen İnsanlıktan haldan bilmez misin sen Elimi kana bulama benim Belalım benim, sevdalım benim Elimi kana